Belki 7-8 senede yaptık işte. Rahat yaptık, memnun kaldık. Köy güzel bir bölge. Şimdi de Gebze olacak diye deniyoruz. Artık şimdi burasının devre geliyor. Sizin çok güzel bir kampüsünüz var, mükemmel yani. Burada çok var var. 4000 daire bir projeyle ilgileniyoruz ya. O ateşin içerisinde gemi olmuş. Organizasyon yapısı çok önemli. Genelde şirketler bazen şöyle görüyorlar, bizim bir fotoğraf gibi görüyorlar. Aslında bir fotoğraf gibi değil bizim organizasyonumuz. Yani bizim yapımız bir sinema şeridi, bir film. Çünkü çok dinamik bir toplumda yaşıyoruz, dinamik bir ekonomide yaşıyoruz. Her şey birbirinden fazla dinamik. Bakın bilmiyoruz, 5 gün sonra Türkiye'de ne olacak? Biliyor musunuz? Belki çok büyük kasetler çıkacak. Başbadan kaçacak. Bilmiyorsun ki. Yani hani belki de tam tersi olacak. Yani bilmiyorsun. Ama buna dayalı bir de mobil bir yaşamın içerisinde biz toplum hızı değişiyor, gelişiyor, farklılaşıyor. Organizasyonlar değişiyor. İşte biz bu organizasyonları kendi içerisinde departmanlaşmalarımız var. Yani bizim şimdi bu sistemin Kuley diye biri var. Bilir misiniz bilmiyorum. Birinci kare planlama, ikinci, üçüncü, dördüncü kare planlama diye şöyle bir çarptı var. Birinci kare de önemli, hem önemli olup hem acil olan işler var. Bu zaten yapılması gerekiyor. İkinci karede ise bunu çoğu firmalar yapmıyor. Acil olmayıp ama önemli olan işler var. Plan yapma, programlama, işte bilmem, organize edilme gibi olan şeyler. Yani bütçe deme, şu yapma, bu yapma diye. Çünkü Türkiye'de her şey değişiyor. İşte bizim bu ikinci kare planlamamızı yapmamız gerekiyor organizasyon olarak. Dönüyorum bize, yani hangi arkadaşımız veya ben 3 sene sonra nerede olacağımızı, 3 sene içerisinde hangi kitaplar okuyacağımızı, fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal olarak neler yapmamız gerektiğini, rol modellerimizin ne olduğunu, öğrencisem öğrenci, iş adamıysam iş adamı veya sosyal sorumluluğuna yapabilirsiniz. Çok güzel mesela bu sosyal şey yapılması. Hangisini belirledik? Ben fiziksel olarak ne yapacağım? Diyet mi yapacağım? Bilmem bir şey mi yapacağım? İşte bakım mı yapacağım? Zihinsel olarak ne yapacağım? Hangi tarz kitaplar okuyacağım? Sosyal olarak hangi aktivitelerde bulunacağım? Fiziksel, zihinsel. Ruhsal olarak ne yapacağım? Yani bakış açım ne? Ruhsal olarak bakış açım. Ruhum ne beni şey yapıyor? Ne olabiliyor? Bunlarla ilgili insanlar kendilerini planlamaları, programlamaları şirketlerin yaptığı gibi. Ama Türkiye'de ne yazık ki bizler mümin olarak geziyoruz ama birçok noktada kafirlere sahip olduğu sıfatlar var bizde. Ne bunlar? Plansızlık, programsızlık, organizasyonsuzluk, birbirimizin kuyusunu kazmak gibi. Aslında kafirde ise mümin sıfatları var. Neler? Planlı, programlı, organize olup bilmem bir şey yapabilen. Ya dün şeye gittik, Kitabı diye biri var, onun konserine gittim. Diyor ki orada şey, lütfen diyor, kapkaranlık bir ortam, lütfen diyor şey yapmayın. Adam orada Japon, orada müzik icra ediyor, bir grup şey. Ya bütün herkes, yani oraya gelen insan alıyor, herkes kameraları alıyor, flash çekiyor. Yani çekmeyin diyor, bırakın flash'e, çekmeyin diyor yani. Uyarıyor. Yok ya bizim orada her genel böyle bu şekilde şey yapıyor. Adam orada çalışıyor, flash. Tamam. Yani. Instagram'a ya bizim da, Instagram'a da for çıkarak koyacaklar ya, o yüzden çekiyorlar. Meraklı olduklarından değil. Tanesi geldi şimdi, geç geldi zaten. Ben de zaten takıntılı bir kişiyim, neyse. Ben aslında çok espri yaparım ama ağlayı bulamadım. Şeyde. Ben şimdi kafayı taktım şeye, yandaki şeye, kadına. Ya geldi, geç geldi, oturdu oraya. Hemen çekti fotoğrafı, hemen şeye. Şimdi orada da ışık veriyor şey. Telefon. Yani orada zaten karanlık bir anda şey yapıyor. Hemen Twitter, ya dinlemedin daha ya. Yani ben de anlamıyorum çok. Hanım zorla getirdi beni ama hani şeyde yani o nereden geldi? Neyse. Şey, herkesin dersi var. Burada toplantılarım var. Ben bir soru sorabilirim. Buyurun hocam. Şimdi
damarlara geçmişmesi ve en önemlisi de ülkenin içinde bulunduğu deprem kuşağı, deprem sorunu yazabilecek. Bunu kesinlikle göz ardı etmeyecek bir eğitim projesi yapmaya çalıştık. Ne derece başarılıyız, seni şu an bilemiyorum. Düşünmeyeceğimiz için derdimize gösterecek belki diye görmüşlerdi. Bence çok iyi öğrendim. Bu kadar kalabalıktan beklemiyorum. Şimdi şunu sorayım size. Teknolojiden bahsettiniz. İnşaat sektöründe teknolojinin geliştiği, evet, gelişiyor, sürekli gelişiyor. Ülkemizde biraz geç oluyor teknolojik gelişim inşaat sektöründe ama yine de iyi düzeydeyiz. Kentsel dönüşümle ben değinmek istiyorum. Kentsel dönüşüm adı altında binalar yıkılıp yenisi yapılıyor. Ve bunda da söylem olarak deprem kuşağındayız, deprem var, deprem korkusuyla o binaları yıkıp yenisi yapılıyor. Belki hiç yıkılmaması gereken binalar da yıkılıyor. Yenilense belki yeterli olacak. Teknoloji değişmiyor. Yapım sistemi aynı. Yine betonarme binalar yapıyoruz. Yani depreme ne derece karşı koyacak bir teknoloji geliştirdik ki biz kentsel dönüşümle biz depreme karşı geleceğiz deniyor. O konuda görüşümüzü almak istiyorum. Aslında evet, yani biraz yenileme gibi oluyor. Yani binalar yıkılıyor. İçindeki kullanılan malzemeler daha şey oluyor. Dışarısında mantolamalar oluyor. Aslında birçok faktör var. Bence birincisi bizim cari açımızın önemli kısmı enerji teşkil ediyor ve karbon salınımı az olan pasif binalar yapılması gerekiyor. Bir yandan da artık teknoloji çok etkin bir şekilde kullanılıyor ve bu projenin içerisinde bunun kurulması gerekiyor. Deprem konusuna daha sonra geleceğim. Bir yandan da şimdi devlet babama diyelim, anama diyelim. O kadar rahat herkesi bırakıyor ki. Yani diyor ki bir bölgede ben kendi ruhumdan çıkan benim kendi ruhumdan arabesk bir şey çıkıyor. Beni bırakıp sen arabesk yap diyor. Köy ruhundan işte kitabı yenilemek çıkıyor. Oradan başka bir şey çıkıyor. Hepsinin farklı farklı kimliksiz birbiriyle birleştiğinde kimliksiz birbiriyle tamam düzensizle yönetebilecek bir düzen de olabilir ama bunu yapabilmek de bir kurgu gerektiriyor. Bir kurgu olmayan her biri tekrardan yıkılıp tekrar yapılan ama herkesin farklı bakış açısıyla ortaya çıkan yani bir kentsel yenileme değil de binaların tekrardan yıkılıp yapıldığı bir şey ortaya çıkıyor. Burada ne devletin bu konudaki belirli bir yaptırımları, ne bize düzenlemeleri var. Herkesi kendi haline bırakmış. Yani devlet bir şerif gibi yukarıda bekliyor. İçeride, dışarıdakiler ne yapabiliyorsa yapsın deniyor. Yani tamam Türkiye 10 senede bir noktaya geldi ama artık bundan sonrasında artık Türkiye bir noktaya gidemez. Eğer biz insan yönetimi kalitemizi, liyakata dayalı, performansa, performans odaklı dayalı olan sistemlere getiremezsek, yani ölçemezsen, yönetemezsen mantığını koyamazsın. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki böyle bir kaotik bir ortam var. Deprem açısından geldiğinde de Türkiye inşaat sanayisi, inşaat üretim teknolojisi betonarmeye dayalı, çeliğe dayalı değil. Çeliğe dayalı yeteri derecede taşeronlar da yok. Firmalar da çok az. Çeliğin maliyeti diğerine göre daha fazla. Her açıdan bakıldığında yine betonarme yapıyor. Yani ben bunların sağlamlık açısından bir problem olacağını fazla düşünmüyorum. Ama tabii bu arada kontrolde yok. Yani yapı denetim var ama yani bu firmaların kendi şeyinde. Yani bizim gibi firmalarda zaten Allah'ın izniyle o tarz problem olmaz ama yani öbürkü taraftan ben bilemiyorum ama beni en çok rahatsız eden şeylerden biri de bu yani kimlik meselesi. Yani biz yıkıyoruz. Yaparken bir avantajımız var. 500 bin lira da para harcayız. Ya bunu bir düzene göre yapalım ya. Yani bir mahallede değil, ne bileyim. Mesela şimdi siz Taksim Meydanı'na gidiyorsunuz. Taksim Meydanı bir tarafta tamamen giydirmeli bir cephe. Öbürkü tarafta size bilmem çok daha farklı bir dönemdeki bir mimari yapı. Öbürkü tarafta başka bir şey. Ya böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbirini böyle görmüyorsunuz. Burası İstanbul. Yani 10 bin senelik bir tarihi var yani İstanbul'un. Binlerce yıllık yönetmiş, ülke yönetmiş bir millet burada ve en önemli özelliği de bu milletin askeri başarıları değil, idare etme yeteneği. Yani Türklerin en önemli özelliği idare etme yetenekleri. Tarih
Türklere vermiş olduğu en önemli görev bunu yapmışlar Türkler. Yani 10 milyonluk bir saf Türk, 300 milyonluk bir coğrafya yönetebilmiş yüzyıllarca problem olmadan. Yani neyse, yani demek istedim biz neden burada yönetsel başarısızlıklar sergiliyoruz son 3 senedir? Ve neden bunu artık bir başarı hikayesine döndüremiyoruz? Neden bir kentsel dönüşüm, işte plan, program, vizyon eksikliği var bizde? Çünkü bunu biz liyakate göre olan yöneticilere yapamadığımız için buradan dolayı bence problemler çıkıyor. Onun için de kentsel dönüşüm de aslında şey gibi değil. Mesela bizim Mimar Bünyamin Derman diyor ki yani dünyanın hiçbir downtown diye şey Türkiye'deki gibi değil diyor. Downtownlar vardır ama yani gökdelenler vardır ama bu gökdelenlerin altında hiçbir zaman kapalı değildir yani. Bizde ise yapılıyor gökdelenler, her biri etrafı kapalı. Ya insanlar oradan geçerken şeyin altından geçerler yani beraber geçerler yani buradaki onların birleşiminden bir sinerji oluşur ve bir alışveriş biriminden tutun da birçok yaşam alanı oluşur. İnsan oradan yürümekten hoşlanır. Ama Türkiye'de herkes kendi gettosunu kuruyor, kimse buna karışmıyor. Herkes duvarlarını oluşturuyor, bilmem böyle yapılıyor falan. Yani bunları bile düşünüp planlanması. Bunun planlanması için de çok büyük dahi olmana gerek yok. Yani iyi örnekler var, al iyi örnekleri yap. Ama bizde nedense yani bir şey 160 kere değişirse imar kanunu, Almanya'da 2. Dünya'dan savaştan 2 kere değişirse, mesela bir rant vergisi diye bir şey var. Şimdi İngiltere'nin gelirleri, Hong Kong'un gelirinin %35'i bu rant vergisinden alıyor. Rant vergisi nedir biliyor musunuz? Yani siz bir yere arsanız var, diyelim ki bu arsadan bir yol geçiyor ya bir yatırım geçiyor. Devlet diyor ki, ben buraya para harcadım diyor, yatırım yaptım diyor. Senin arsan değerlendi diyor. Değerleniyorsa diyor, onun vergisini alacağım diyor. Veriyor musun diyor. Vermiyorsan senin arsanı kendi satın alıyor. O zaman şimdi böyle bir vergi olsa, bu benim işime gelmiyor geliştirici olarak. Benim arsamın önünden geçip ben bu vergiyi vermek istemiyorum. Peki devletle bu tarz ilişkilere girip rahat bir kanun işine geliyor mu? Gelmiyor. Ama bu gelir, Hong Kong'da en büyük yerde %35'ini buradan alıyor adamlar. O zaman kirli ilişkiler olmaz ki. Rant vermesini koysanız siz. Zor bir şey bu yani. Devlet bir yere yatırım yapacak, oraya yatırım. Ya senin cebinde yatıyor, benim cebimde, onun cebinde yatıyor. O yolu, o şeyi yapıyor oraya. O araziye de denk geliyor diye. Şansa giriyor, denk geliyor. Denk geliyorsa onun vergisini versin. Kazanıyor zaten, devlet de paylaşsın. Ama Türkiye'de olaylar böyle gitmiyor. Hiçbir şey de böyle gitmiyor. İşte Türkiye şeffaflaşacak, gelişecek, şey olacak inşallah. Daha iyi olacak. Yani bu yaşananları ben Türkiye'yi büyük bir şans olarak görüyorum. Yani Türkiye çok daha iyi olacak. Siz daha iyi bir Türkiye'de karşılaşacaksınız inşallah. Onun için işlerinizi... Bence iyi yapıyor yani, iyi öğreniyor. İyi çalışıyor. Teşekkür ederim, sağ olun.